Efendim iyi akşamlar. Canlı yayın maratonumuz devam ediyor. Biliyorsunuz son dönemlerde Türkiye'de gerçekten ciddi bir şekilde üç partinin hegemonyasında olduğunu dile getiren ve bu durumdan rahatsızlığını hemen her ortamda kamuoyuna açıklayan pek çok siyasi parti var. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki 29 Mart yerel seçimlerine sadece Demokratik Sol Parti, sadece Cumhuriyet Halk Partisi, sadece Milliyetçi Hareket Partisi, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ve sadece Saadet Partisi katılmıyor. Tam 21 siyasi parti sandıkta halkın karşısına, seçimin er meydanına çıkacaklar ve diğer partilerin adaylarının kendilerini tanıtamama noktasında zaman zaman şikayetleri oluyordu. İşte biz de tarafsız yayıncılık ilkesi gereği ve her partiye eşit mesafede durduğumuzun bir göstergesi olarak her partiden temsilcileri isteyen olursa stüdyolarımızda ağırlıyor. Onlarla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz ki bunlardan birisi az önce Saadet Partisi'nin Yüreğir İlçe Belediye Başkanı adayı Sayın Ömer Faruk Gergerdi. Şu anda da Halkın Yükselişi Partisi Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Sakıp Teker'le beraberiz. Sayın Teker hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Partinizle ilgili sohbete geçeceğiz. Sorunlara, projelere, çözüm yollarına, siyasete ve sandığa ilişkin tahminlerinize sırayla geleceğiz ama isterseniz önce Sakıp Teker kimdir? Sizin ağzınızdan sizi bir kez daha Adana'ya tanıtalım isterseniz. Ardından partinizle ilgili sohbete devam edelim. Çok sağ olun Sayın Metin Bey. Teşekkür ederim. Bize bu güzel imkanı sunduğunuz için biliyorsunuz bizim yani partimiz marjinal bir parti olmasına rağmen bizim kendi özel ferdi çalışmalarımız neticesinde yani şu an görünürde 3-4 parti varsa 5.'si HYP diyorum ben. Ha, bana gelince tabii ben yıllardır yani Adana'da doğdum. Adana'nın çocuğuyum. Hani bizim varoş tabir ettiğimiz yerde doğdum. Ve oradan da çıkmadım. Halen orada otururum ben. 1964 doğumluyum. Liseyi ticaret lisesinde okudum. İşte meslek yüksek okulu okudum. Elektrik okudum. Sonra işlerim dolayısıyla okulu yarıda bıraktım. Geldim iş hayatına atıldım. Sonra işletme fakültesinde okudum. Tabii orayı da bitiremedim yani. Bunlar mazuret değil. Hani işlerin sıklığı dolayısıyla. Yani ticari hayatıma çok küçük yaşlarda başladım. Yani 17 yaşındayken benim Cemal Gürsel'de iş yerim vardı. Bunun gibi. Sonra çok sosyal faaliyetlerde bulundum. Küçük yaşlarda derneklerde üye oldum. Yönetici oldum. Başkanlık yaptım. Dernekler kurdum. Partiye üye oldum. Parti yöneticiliği yaptım. Efendim sene 89'da da Yumurtalık'tan belediye başkan adayı oldum. Halen Çukurova Tiyatrocular Dernek Başkanıyım. Mutlu Aile Güçlü Toplum Derneği'nin kurucusu ve yöneticisiyim. HYP'de de 1,5 yılı aşkın zamandır il ikinci başkanlığını yapıyordum. İşte yerel seçimler geldi. Tabii biz de duyarsız kalamazdık. Çünkü sorunlar dev bir yumak şeklini almıştı. Biz de kollarımızı sıvadık. Geldik aday olduk. Sorunları çözmeye talipsiniz. Peki az önce konuşmanızın başında partinizi marjinal olarak tanımladınız. Acaba Halkın Yükselişi Partisi neden marjinal? Yani hangi özelliklerinizle marjinalsınız? Yani sevgili Metin Bey, yani şimdi gerçekçi olmak lazım. Benim partim yeni bir parti. Yani iki yılı aşkın bir zamandır kurulmuş. Yani şimdi ben çıksam desem ki benim partim %50 oy alır, %60 oy alır, bu afaki bir şey olur. Oy bazında yani diyorsunuz marjinal. Ben de hani kelime anlamıyla söylediniz sanırım. Yani küçük bir anlamda yani demek istedim. Yoksa ki tabii ki partimiz büyüyecek, iktidara gelecek. Buradan da Adanalılara söylüyorum. Cuma günü saat 12'de Yaşar Nuri Öztürk hocamız havalanda kendilerini karşılayacağız. Evet. Burada bizim seçim çalışmalarımıza katılacaklar. Evet. Ve herhalde uzun bir zaman kalacak. Yani pazar akşamına kadar buradalar. Pazartesi sabah tekrardan yolcu edeceğiz. Böyle güzel. Peki. İnşallah belki de televizyonunuza da getiririz, bir program yaptırırız hocamıza. Eğer şeylerimiz Sayın Genel Başkanımızın zamanı ve bizim yayın akışımız müsait olursa böyle bir yayın yapmaktan elbette şeref duyarız. Çünkü Yaşar Nuri Öztürk gerçekten renkli kişiliği, farklı kimliğiyle siyasette de
uzun süre gündemde kalan bir isimdi. Şimdi kendisi Cumhuriyet Halk Partisi ile yoldan ayırıp kendi partisini kurdu. Kendi yandaşlarıyla, evet, kendi yönetim anlayışı biçimini Türkiye'de, evet, yerleştirmek istiyor. Bu olur mu olmaz mı? Elbette bunu sandık karar verir. O ayrı bir şey. Onu hep beraber şimdi göreceğiz yıllardır, ama. Yıllardır sevgili Metin, sözünüzü kesiyorum. Parti içi demokrasi denilen bir şey var. Yani çalışmayan bir olgu var. Biz bunu Halkın Yükselişi Partisi'nde gördük. Halkın Yükselişi Partisi kadına en çok değer veren bir parti. Yani kadın adaylarımız da çok, yönetim kademelerimiz de var. Ondan sonra engelli arkadaşlarımıza yer vermişiz. Şu an inanır mısınız, bizim iki tane belediye başkan adayımız engellilerden oluştu. Tabii ki çok güzel. Onların da kendine göre sorunları var. Biz projelerimizi hazırlarken bunlara dikkat ederekten hazırladık yani. Şimdi müthiş bir beyin cimnastiği yapıyoruz. Her gün akşam toplantılarımız var. İşte semt toplantıları, kahve toplantıları yapıyoruz. Ayrıca bizim bir benim uzunca bir zamandan beri gazeteciliğim var. Yani amatörce bir gazete köşelerinde yazarken sonra benim yazılarımı yazamaz oldular. Ağır gelmeye başladı. Biz de kendi gazetemizi çıkarttık. Şu an özgürce, belki Adana'nın en demokrat gazetesi benim gazetem. Sağ ol. Ne güzel size. Peki neden Halkın Yükselişi Partisi'ni tercih ettiniz? Neden siyaseti tercih ettiniz? Şimdi siyaset bir yönetim biçimi. Yani ben onlardan uzak kalamazdım. Yani bakıyorsunuz sorunlar dağ gibi yumak haline gelmiş. Ben bunlardan uzak kalamam yani. Ben de bir yerinden tutmam lazım. Yani elimi taşın altına koymam lazım. Yani tahmin ediyorum ki siz az önce çok güzel böyle centilmence bütün adaylara seslendiniz. Buyurun gelin, ekranlarımız açık dediniz. Kaç tanesini gelebiliyor? Allah aşkına. Çoğu cesaret edemiyor. Değil mi? Yani evet, burada yani kapalı kapılar ardında konuşmak çok kolaydı sevgili Metin Bey de. Yani 70 milyon nüfusunla nasıl konuşacaksın yani? Evet. Değil mi? Kesinlikle, evet, evet. Peki neden büyükşehir? Yani neden ilçe belediye başkanlığı değil, neden milletvekili değil de neden Adana Büyükşehir Belediyesi'ni, evet, yönetmeye talip oldunuz? Yani şimdi arkadaşlar arasında karar verdik. Onlar benim ufkumu gördüler. Biz onlarla bir iş bölümü yaptık. Sen Adana'ya yakışırsın dediler. Ve ben karşımda şu an rakip göremiyorum. Yani bizim Halkın Yükselişi Partisi'nde burada ben birinci parti yapacağıma inanıyorum ki neden diyeceksiniz, siz soracaksınız. Şimdi bak, internet sitelerinde anketler yapıyorlar. Gazete sitelerinde anketler yapıyorlar. İnanın Metin Bey, yani burada isim versem ayıp olur. Gerçi o arkadaşlarla da karşılaşacağız. Geçen gün bir internet sitesinde %37 oya sahip. Beni sıfırdan başlattılar. %37 oldum. Tabii o arkadaşların amacı başkaydı. Yani şu an hep yani anketlere de güvenilmiyor. Ha, bu şekilde olunca %37'yi vurunca anketi kapattılar. Site iki gün anket yayınlamadı. Üçüncü gün beni tekrardan sıfırdan başlattılar. İşte puanları dağıtmışlar diğer arkadaşlara. Onlar hani bilirler kendilerini. Sonra ben tekrardan %18'i bulunca tekrardan kapattılar. Tekrardan sıfırdan başlattılar. Ben de arkadaşlara dedim ki hiç kimse dedim sitelere oy vermesin. Bunu söyledim yani. Ha. Şimdi yerel seçimlerde hani şimdi hep konuştuğumuz parti sevgili Metin Bey. Hı. Partiden ziyade burası yerel seçimler. Yani hep Adanalı'yla beraber haşır neşir iç içi olacağız. Burada partiden ziyade adaylar ön plana, evet, çıkıyor ki sayın Adanalılar da bunları dikkate alacaktır eminim. Yani dikkat etsinler. Şu parti bu parti değil, evet, adaya oy versinler. Bugün bana rahat, oy versinler. Rahat bir sohbet yapalım. Siz de tarzınız o belli. Sağ, peki keyifli edeceğini düşünüyorum ben bu sohbetin. Az önce bir kılçık attınız adaylarla ilgili. Adayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela karşınızda en güçlü aday olarak kimi görüyorsunuz? Ya da kimin profilini düşünüyorsunuz? Kimi çapsız görüyorsunuz? Şimdi sevgili Metin Bey, ben hayatım boyunca olaylara hep olumlu yaklaştım. Evet. Yani pozitif bakmayı denedim. Hani derler ya, bardağın dolu tarafına bak. Hep ben bu şekilde baktım. Kavgacı usluptan hep kaçındım. Ama yıllardır seçimler yaparız. Ben bu kadar seviyesi düşük, bu kadar umursamaz veya baskıcı bir seçim çalışmasına ilk defa rastlıyorum. O da benim adaylığıma mı denk geldi, evet, onu da bilemiyorum. Ama şimdi geçen gün bir adayımız, yani kendini böyle sanki kazanacak ümidiyle, ümidiyle derken Allah söyledi, Ümit Özgümüş çıkmış diyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını söylüyorsunuz. Evet, evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı.
Yani ben utandım yani. Bir Adanalı olarak utandım. Çakmak Caddesi'ne gidiyorum. Billboard'da 3 tane koltuk. Diyor ki ne işte meydan okuyorum. Hodri meydan. Ya kardeşim ayıptır ya. Gittim ben. Gittim otele gittim. Tam karşısına oturdum. Ben oradayım. Buyur. Projemizi koyalım ortaya. Ya projenin dışında belediyeciliği koyalım. Ya ekonomiyi koyalım. Genel kültür koyalım. Benimle neyi tartışabilirsiniz? İstiyorsanız ortaya tavla koyalım, oynayalım. Başka bir şey koyalım. Şimdi evet. Yani bu polemiklere girmeyeceğim ama yani eğer konu meydan okumaksa evet. Ben meydanın çocuğuyum. En kral meydanı ben okurum. Hodri meydan. Buyur. Buyursun gelsin. Buraya gelsin. Ümit Özgürmüş. Veya buraya gelemiyorsa onun kanalına gidelim. Evet. Başka bir yere gidelim. Yani beni zorla söylettiniz yani. Gerçekten. Yani tabii elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Büyükşehir adayı, sizin rakibiniz Sayın Ümit Özgümüş bu yayını izliyorsa sanırım gerekeni yapacaktır. Çünkü o da hakikaten hodri meydan çekmeyi seven, rakipleriyle tartışmayı seven biri olduğunu söylüyor en azından. Şimdi sevgili Metin Bey, ben hiç seçim kaybetmedim. Hiç seçim kaybetmedim. Hiç girmediğiniz için mi? Yok, şimdi... Değişik yerlerde seçimlere katıldım. Nasıl yani? Dernek seçimleri, anladım. Oda seçimleri anladım. Falan gibi. Ama şimdi Ümit Bey de Adana... Ümit Bey de iki defa kazandı seçim. Sana oda seçimi kazandı. Değil mi? Orada kendi yazdığın üyeler sana oy verebilir. Evet. Ama burası Adana. Hodri meydansa Hodri meydan. Yani cidden zoruma gitti. Yani Aytaç Bey de benim rakibim. Elbette. Bilici Bey de benim rakibim. Şimdi gazeteci olmamızın ayrı bir özelliği var. Şimdi Bilici Bey derken aslında ben isim hiç telaffuz etmedim. Dikkat ederseniz. Bizim için bir sakıncası yok. Yani Ümit Bey en son aday olan arkadaşlardan birisi. Hı hı. Ben 6 Aralık'ta miting yaptım. Nerede? İnönü Parkı'nda mitingle adaylığımı açıkladım. Yani Adana'da ilk adaylığını açıklayan başkan benim. Öyle mi? En genç büyükşehir adayı benim arkadaşlar. Ha bununla işte gazeteci olmanın da verdiği avantajları bazen kullanıyor. Şimdi elimde sürüsüyle dosyam var. Yani ilçe belediyeleriyle rakipleriniz ilgili, hakkında mı? Adaylarla ilgili yani Bilici derken Bilici Bey'le de ilgili özel bir toplantı yaparsak size Bilici Bey'i benim ağzımdan dinleyebilirsiniz. Yani çok keyifli bir sohbet olacağından %100 eminim. Siz Seyhan'da çalışıyorsunuz. Seyhan'da oturuyorsunuz. Seyhan'da doğmuşsunuz. Hala doğduğum evde duruyorum. Peki Seyhan ilçesindeki hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz bir büyükşehir adayı olarak? Memnun musunuz Azim Bey'den? Şimdi bir şey söylemek gerekirse Azim Bey'in Adana'ya ilk geldiği günü ben bilirim. Hadi ya. Tabii. Yani kendisine de sorabilirsiniz, inkar etmez. Ha tanışıklığınız var yani. Tabii. Yani Azim Bey buraya gelip talebeyken burada üniversitede okurken ben parti yöneticisiydim. Kendisiyle özel sohbetimiz vardı. Belediye başkanı olmadan önce de çok güzel konuşurduk. Ama belediye başkanı olunca birden değişti. Başka bir Azim oldu. Yani niye böyle oldu ben anlamadım. Yani ben senden bir talebim yok. Bir istirhamım yok. Yani kimseden olmamış. Yani benim hayat tarzımda sevgili Metin Bey garip gelebilir ama hiç borçlanmadım. Ne güzel. Taksitten bir şey dahi almadım. Yani şimdi ben Adana ile ilgili projelere ne zaman geçeceğiz bilemiyorum. Çok biraz. Sabırsızım. Bende proje çok. Yani klasörlerimi getiremedim. Evet. Yani arabanın bağışı almaz diye korktum. Klasörlerim var. Projelerim var. Şunu da açıklıkla söyleyebilirim. Önce biraz sohbet edelim. Projeler sonra gelirim anlamda. Değil mi? Geleceksiniz tabii, ama. Tabii. Kesin geleceğiz. Sevgili Metin Bey. Şunu söyleyeyim. Yani belediyeciliği konuşuruz. Özel hayat yani aktüelite konuşabiliriz. Siyaset konuşuruz. Magazin konuşuruz. Tarım konuşuruz. Gözlerimin rengini konuşuruz. Her şeyi konuşabiliriz. Evet. Peki biz o zaman yeniden gündemimize dönelim isterseniz. Tabii. Madem Adana Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına talipsiniz. Önce talip olduğunuz, yönetmeye talip olduğunuz bu kentin herhalde sorunlarını bileceksiniz ki ona göre çözüm önerileri, projeleri mutlaka üretmişsinizdir. Bir Adanalı olarak sizce kentimizin en önemli sorunları yani Sadi Teker en çok hangi sorunları tespit etti? Şimdi, gelir gelmez neyi düzeltmeyi düşünüyor? Şimdi şunu söyleyeyim sevgili Metin Bey. Herkes olur olmaz şeyleri konuşuyor. Yani bir ilçe belediye başkan adayısın. Hı-hı. Senin işsizlik sorununu çözme gibi bir sorunun olabilir mi? Ben oradan çıktım yani, siz gel oraya geldiniz bakın. Yani ister istemez konuşuyor. Evet, tabii. Yani böyle şeyler olmaz. Ben işsizliği çözeceğim.
Ondan sonra o gün bir adayı dinliyorum, ilçe adayı. Evet. Diyor ki de benim ilçemde olmayana ben burada iş yeri ruhsatı vermem diyor. Nasıl bir konu yani, ben anlamıyorum ki. Ondan sonra da dönüyor diyor ki de işleri çözeceğim diyor. Bizim Adana cazibe merkezi. Yani Adana o kadar avantajlı bir memleket ki, yani ben birçok konferanslarda da dinledim dışarıdan gelen insanlar. İçerisinden ırmak akan, Avrupa'da dahi bu kadar yani güzel bir memleket yok. Dağlarımız var, denizimiz var. Ama ırmağımız da bir güzel var. Yani masmavi, tabii, değil mi? İç gölü var. Bak ben onlara neler yapacağım şimdi birazdan anlatırız. Ben peki. Zaman yetmeyecek diye korkuyorum. Efendim, tabii ki yani zaman gelişirken sorunları da beraber getiriyor. Evet. Ha, çözülmüyor mu? Çözülüyor. Şimdi ben muhalefet yapıyorum diye yani doğrulara yanlış mı diyeyim? Akakara mı diyeyim yani? Bunun gibi muhalefet demek doğrulara destek olmak, yanlışlara dur demek. Yoksa her şeye yanlış demek muhalefet değil. Hiçbir şey sadece mi? Kötü tabii. Ya da sadece iyi değildir. Bu tabii. Bir realite. Yani biz doğduğumuzda evimizin önü çamurdu. Yani asfaltımız yoktu. Zaten bizim doğduğumuzda en güzel aksesuarımız çizmemizdi. Yani her gencin bir çizmesi vardı. Veya her çocuğun çizmesi. Yani giderdik kundura almazdık, çizme alırdık. Evet. Şu an kaldı mı çizme? Yani satılmıyordur bence. Yani bu özel iş için falan tabii, kullanmak tabii, için tabii, ayrı. Tabii. Ama gün olmuş. Benim evim şimdi şehir merkezine 10 dakika yürüyerek geliyorum. Şu an şehir merkezine 5 dakika oldu. Neden? Benim evime yakın bir noktadan metro geçti. Evet. Trafik ışıkları var. Yani ben ondan kuruluyum. Her gün o trafik ışıklarının yanından geçerken ha benim evimin değeri arttı diyorum. Demek ben şehre daha yakın oldum diyorum. Bu yeterli mi? Değil. Değil. Tabii. Keşke imkanlarımız el verse de daha güzelini yapsak. Yani o gün benim bir adayım diyor ki ne? Sakıp Bey diyor yürüyen yollar yapabilir miyiz diyor. Ya gün olur yapacağız, yürüyen yollar da yapacağız. Yol yürüteceksiniz. Yani o havalanlarında yürüyen yollar. Ha yürüyen merdiven var. Anlamında. Yürüyen yollar. Yürüyen yollar. Hani zor olmaz mı? Belki ama. Şöyle de olabilir. O arkadaşımızın, şimdi ben projesini çalmıyorum. O kendinin projesi. Çok sadık ama bunu projesine. Bunu hangisi söyledi? Bizim Çukurova Belediye Başkanı adayım. Sizin engelli bir arkadaşımız. Ha, belki anladım. Onun ızdırabını çekmiştir, ha, pardon, duymuştur. Pardon. Yürüyen yol istiyor. Anladım. Bunun gibi. Zor olur ama. Çok böyle arkadaşlarımız var. Çok güzel şeyler var. Mesela bir arkadaşımız dedi ki, bana verdi projesini verdi. Bunu uygula başkan dedi. Ben egoist değilim. Yani bana biri getirsin. Mesela ben başkan olmayayım. Tabii ki az önce siz de zaten saydınız. 21 Bey, tane. Sakıp Bey pardon, kimse tek başına bir şey üretemez. Ekip içidir bu. Yani her şeye yetişemezsiniz. Mutlaka başkalarının fikrinden, danışmanlarınızın projelerinden evet. Faydalanacaksınız. Bu çok doğal bir şey. Sevgili Metin Bey, yani zaten siz de az önce söylediniz. 21 tane parti seçime evet. Giriyor. 3 tane bağımsızımız var. Evet. Yani bir arkadaşımız seçilecek. Burada önemli olan konu nedir biliyor musun? Benim projelerim hayata gitsin. Evet. Niçin gitsin? Adanalı için. İnsanlık peki, için, medeniyet detay, için. Projeleri detayına alalım. Eğer şey gibi hani yürüyen yol gibi böyle marjinal projeler ben, var mı ben başka? Ben böyle uçuk kaçık projelerim yok. Benim nedir? Adana'nın güzelliği bakımından. Hı-hı. Mesela geçen bir arkadaşımız dedi ki Hadırlı'nın oraya bir regülatör köprünün altına bir köprü yaptıralım. Evet. Ben de diyorum ki tamam doğru söylüyorsun. Hadırlı'nın oraya karşıya bağlamak için cidden çok zor. Biz oraya önceden balık tutmaya giderdik. Yani Baharlı'ya kadar giderdik. Yok. Geçen gün Baharlı'nın oradan bir köprü yaptılar. Mersin'den Adana'yı birleştirdiler. Hadırlı'nın oraya bir köprü yapalım. Bir tane de Kayışlı'nın oraya köprü yapalım. Ve mesire yerlerini yani piknik yerlerini böyle o portakal bahçelerin altında, o güzel turunç kokuların altında piknik yerler oluşturalım. Evet, evet. Hatta o ben asma köprüleri çok seviyorum. Irmağın üzerinde var ya galeriyanın orada. Ha, ondan bir tane de şey atalım. Yaşamı kolaylaştırdı onlar değil mi? Tabii çok güzel ya. Ne kadar güzel. İnsanların önceden, dolmuş masrafını, ulaşım masrafını azayın dedi. Yürüyerek çok rahat yani, Seyhan'la yürüyerek arasında bir bağlantı kuruldu onlarla. Şimdi sevgili başkanımız, belediye başkanımız başka partiden diye ben muhalif olmam mı lazım? Doğruya doğru demek lazım. Yanlışını eleştireceksiniz. Tabii yanlışını eleştiririm. Benim dilim sivridir. Ben konuşurum. Hani az önce Ümit Bey'e ben meydanın çocuğuyum derken bunda çok samimiydim. Yani benim arkamda kimsem yok. Halk vardır ama. Tabii halkımız var. Ona güveniyoruz sağ olsunlar. Yok yani sen doğruyu söyle hani yanlış cezasını bulur diye bir tabir de var. Biz niçin istiyoruz? Yani bu adayların hepsinin yaptığı projeler de bence çok değerli projelerdir. Ben başkan olursam getirsinler bana, versinler projelerini. Cidden projelerini uygulayayım.
Bir arkadaşımız da başkan olduğu zaman benim poşetlerimi uygulasın, ben ondan gurur duyarım. İsmimi de yazmasın, kullanmasın. Elbette. Sorun değil yani. Peki siz, sizin dışınızda bir başkası kazanacak olursa şayet projelerinizi verecek misiniz bunları uygula diye? İşte az önce onu söylüyorum sevgili Metin Bey. Yani ben projemi vermekle gurur duyarım. İşte az önce ırmağın kenarından güzelliklerden bahsediyorduk da şeyden bahsetmedik. Şimdi o Haydaroğlu mahallesindeki mezbaneyi oradan kaldıracağız. Irmağın kenarında hem görüntü bozuyor, hem oradan koku geliyor, evet, hem mahallenin estetiğini bozuyor. Onu Missis tarafına, yani Yakapınar tarafına, yine Ceyhan Irmağı'nın kenarına bir yere güzel, böyle modern bir tersis yapabiliriz. Bu böyle olur. Ondan sonra benim en çok ağırlıklı durduğum bir konu var. Hani filmlere de konu oldu. Adana büyük bir köy. Evet. Büyük bir köy. Hep dediler bunu. Neden eskiden dediler? Öyleydi. Eskiden öyleydi. Evet. Doğru söylüyorsun ama şimdi eskiden derken eski Adana yine öyle. Şimdi mesela Mirza Çelebi'de diyorlar ki başkanlar geldiği zaman işte ben çıkmaz sokakları açacağım. Ben de diyorum ki ben çıkmaz sokak açmayacağım. Çıkmaz ya? Sokak açmayacağım. Ne yapacağım? Ne yapacaksınız? Orada kentsel dönüşüme ağırlık vereceğim. Tamamını kaldıracaksın. Tabii. Ya sevgili Metin, çıkmaz sokağa neresini açıyorsun? Yani sokak 2 metre eninde. Yani yangın olsa, geçen biz bundan 5 yıl önceki gene siyasi çalışmalarda ben bir başkan adayının, büyükşehir adayının danışmanıydım. Dediler ki mobil yangın söndürücüler arabalar, yani yangın itfaiye araçları, mobil küçük, böyle küçük yani minibüs gibi bir şey. Oraya yine girmez o arabalar. Ha, orada yani şöyle düşünüyorum, yani kimsenin de zarar etmesini istemem. Şimdi oradan 4 tane evi biz kentsel dönüşüm olarak İstimlak etmeyeceğiz tabii ki bir müteahhit arkadaşlar. Yani her işi de devletten beklememek lazım. Yani kamulaştırmak da olmaz yani. 4 tane evi depreme dayanıksız, güneş görmeyen, havasız evi alsak, yerine 10 katlı bir bina yapsak. Kardeşim senin evin kaç metre? 100 metre. Ben sana 200 metre depreme dayanıklı, sıhhi, etraf açık ev veriyorum desem, bunu da bir sitenin içerisinde oluştursam, sitede efendim işte salınkaçları var, efendim işte havuzu var falan. Yani bir de üstelik yani senin 10 milyar etmişek evin 100 milyar oldu. Ha. Kabul etmez mi? Edecek, mecburen edecek. Yani bu şekilden şiir gibi konuşuyorsunuz. Hem asayişe de yardımcı olacağız, hem sağlığa da yardımcı olacağız, eğitime yardımcı olacağız, insanın kültür seviyesini yükseltmiş olacağız. Artı işte elektrik su kaçaklarına da mani olmuş olacağız. Ha. Ulaşıma da mani olmuş olacağız. Geçen bir aday arkadaşım diyor ki ben diyor halk ekmeği diyor bakkallarda sattıracağım diyor. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı söylüyor bunu. Ben isimleri pek hatırlamıyorum. Yani o kadar çok böyle vaatte uçuk kaçık. Yani ben sadece uçukları böyle hemen alıveriyorum. Yere not ediyorum. Yani mümkün değil. Yani biz alışmışız. Yani şimdi bakkalda... Diyelim böyle bir şey oldu. Acaba o aday arkadaşını hesaplayamıyor mudur? Ya belediyenin ürettiği ucuz ekmek muhtaç vatandaşlarımız için üretiliyor. Eğer bakkala girerse ihtiyaç sahibi olmayan, muhtaç olmayanlar da o ekmeği alırsa muhtaç olanlar nasıl alacak o ekmeği? Siz sevgili Metin Bey, siz işin başka boyutuna bakıyorsunuz. O doğru. Ama benim çıkış, söylemek istediğim ama şey... Ama ekmeğin asıl çıkış noktası bu. Yani herkese ucuz ekmek değil. İhtiyaç sahibi, muhtaç insanları çok için doğru söylüyorsunuz. Ama benim demek istediğim başka bir boyut devam şu. Şimdi bu kadar fırıncı esnafı var. Bu kadar fırın çalışanı var. Yani sen bir de bu fırından işte ekmeğini alıp satıp bakkallar da kar ediyor. Tabii. Yani bunları nasıl sen görmezden gelebilirsin? Ki zaten mümkün değil yani. Ha, çok bir şey yapmak istiyorsan, eğer ben başbakan olsam fırınları süspanse ederim. Onlara ucuzun veririm. Ekmeğin komplesini ucuzlatırız. Şimdi doğru. Bizim halk alışmış. Yani ben bazen gazeteci kimliğinde geziyorum. O sokak aralarındaki küçük küçük fırınlar falan var. Acaba uygun mu uygun değil mi diye hesap ediyorum kafamda. Ya kardeşim bizim insanlar alışmış. Yani bakkalda kasa kasa ekmek dururken kuyruğa giriyor, sıraya giriyor. Oradan sıcak ekmek alacak. Raftakini de almaz. İlla ocaktan çıkan ekmeği alacak. Neden? Alışmış. Yani bu kültürü sen yok edebilir misin? Veya bizim gariban yani arkadaşların bir ekmek zevki varsa ona da ben mani mi olayım? Yok. Bunun gibi yani diyelim ki bir şeyi yaparken komplike düşünmek lazım. Şimdi ulaşımı ucuzlatacağım derken dolmuşçu esnafına biz yani zarar ettiremeyiz, görmezden gelemeyiz. Tabii dengeyi kurmak gerekiyor. Ekmeği ucuz yapacağım derken fırıncıları görmezden gelemeyiz. Ben geçen gün gittim fırıncı esnaflarıyla beraber görüştüm. Hatta
Hatta fitil aldım. Yani o tavaya konulan fitilleri aldım, birkaç tanesini ben dizdim yani. Bunun gibi. Yani ortada, yani ortak akıl denilen bir şey. Yani böyle bir şeyi yaparken, bir proje üretirken, hatta yani kentsel dönüşüm yaparken dahi hep halkın menfaatını ön planda tutacağız. Evet. Zaten bizim partimizin ismi nedir? Halkın yükselişi. Yani biz halkımızın yaşam seviyesini